Safira Gözlüğün sunduğu Nerede Ne Yesek başlıyor. Abicim bu koyun kavurmasına başlarken bakın bu ne şimdi, tereyağı mı? Bu tereyağı. Bu yağların fazla yanmasını önlemek için biraz da tereyağı atıyoruz. Bunlar da bizim kuyruk yağları. Tamam. Şimdi bunları eriteceğiz. Ondan sonra abi sen bakacaksın. Allah bunun hadi bakalım. Şeysine. Yağlarımız güneş yanığı gibi ceviz rengine gelesiye kadar kavrulması lazım. Bakın şu yağların. Zaten gittikçe ufalıyor, eriyor. Evet, böyle. Ufalıyor, eriyor. Ama tam yok etmeyeceğiz değil mi? Tabii tam yok etmeyeceğiz. O zaman da... Karıştırmazsan bakın, yanar. Yavaş yavaş koku geldi. He, gördün mü abiciğim? Koku geldi. Bak, işte yavaş zaten yavaş yemeğe... Beni diyor etlerle buluştur, evet, diyor. Evet, buluştur diyor. Zaten yemeğe lezzeti veren o. Ablacığım şunun altını az bir kısalım sayın abla. Evet, altını biraz kısıyoruz. Kıstık şu an. Abdülkadir abi hangi takımsın? Abi ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım abi, bu sene Galatasaray iyi başladı ama. Doğma büyüme Beşiktaşlıyız abi. Galatasaray var ya, canavar bu sene. Vallahi canavar. Galatasaray iyi. Şimdi böyle bu ateşi kımıl kımıl görünce aklıma Galatasaray geldi. Allah abi gel abi. Bu oldu. Bak gel şimdi ben sana bazı bir iki incelik daha şey yapayım. Allah Allah. Şimdi burada bakın şu kuyruk yağımız bakın. Evet evet. Şu kuyruk yağı. Şimdi bunu bazı yerlerde direkt bunun içerisine et ilave ederler, bu kuyruk yağını almadan. Ama hafif olsun dersen, yani çok ağır olmasın dediğiniz zaman da bu kuyruk yağlarını biz içerisinden artık zaten lezzeti verdiği için etin içerisinde tekrar yağ olmaması için bunları çıkarız. Alıyoruz. Evet. Biz burada alıyoruz. Ama köylerde filan bazı yerlerde alırlar, bazı yerlerde almazlar. O kişinin, o kişinin zaman zevkine göre değil mi? Evet. Yağlı istiyorsa tabii kalabilir. Evet, bakın çıkardığım bunlar. Ama bunları da yediler. Ama bıraktı gerisini değil mi o suyunu? Evet, tabii o artık orada bir şey kalmadı. Evet, bu şimdi tamam. Sırrı bu diyorsun yani. Sırrı bu abicim, bakın abi. Şimdi etlerimizi ilave edeceğiz. Allah Allah. Cozlamaz değil mi? Yok. Allah. Of, ne güzel oldu. Şimdi bunu hafif bir karıştırıp ocağa mı alacağız? Abi şimdi hadi geçelim ocağın başına tekrar. Ocağa geçiyoruz bak abicim geldik. Şimdi. Geldik. Evet. Bir benim de elim değişsin ya. Oluyor mu böyle? Karıştırıyorum. Hakan abi bak şimdi bak, karıştırma usulünü de göstereyim sana. Sen meraklısın. Yavaş yavaş. Şimdi abicim kepçeyi tutarken de şöyle ucundan tutarsak buna hakim olamayız. Bak hakimiyet yok. Ama şuradan şöyle tuttuğumuz, elimizde tuttuğumuzda böyle karıştırdığımız zaman hakimiyetimiz artar, istediğimiz gibi karıştırabiliriz. Vay sevgili seyirciler. Evet. Sanat eseridir. Evet. İnanılmaz bir şey. Picasso mu? Yak abla altını. Vay. Altını aç. Acayip ya. Altını biraz daha açtık. Tuzumuzu atıyoruz. At. Tuzumuzu attık. Tamam. Oh, bir de tuz yakalım. Tamam. Şöyle tutuyoruz. Evet abicim. Büyük büyük karıştırıyoruz sevgili seyirciler. Bereketi artsın. Allah. Tamamdır. Hakan i̇şte bakın abi, nasıl pişiyor ya. Vay. İstersen şimdi bir bak 4 dakika sonra bu bir yeme kıvamına gelir. 3-4 dakika sonra. Bekleyelim mi? Bekleyelim abi. Ama ondan sonra şimdi saymaya başlıyorum. Tamam mı? Bu 4 dakika hızlı bir şekilde. 5 dakika. 5 dakika da oldu değil mi? Kavurması biter mi bunun? Olur. Aşağı yukarı. Suyunu verecek. Ondan sonra suyunu sonra çektireceğiz. O arada bir tane yedireceğiz. Tamam. Aynen öyle. 5 dakika şimdi ben başlatıyorum hızlı bir şekilde bu köşede sayacağız. Ondan sonra bakalım nasıl bir et olacak. 1, 2, 3, 5 dakika başladı. Dakikamız doldu. 5 dakika dolunca bakalım et nasıl abi, oldu? Şimdi kavurmayı biz yaptık daha bu olmadı ama ben sadece o 5 dakika sonra gelen lezzete ben size bir göstereceğim abicim şuradan şöyle. Ver abi, şuradan bir tane bir bakın. Allah Allah. Hakan abicim bir tanesi ama bu şimdi 1,5-2 saat sonra esas kıvamı verecek de
Bir kokuya bak abicim. Bu şimdi daha yeni mi? Tabii ki. Bir de ben bakayım abi nasıl olmuş. Sevgili seyirciler, biraz suyuna da batırıyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Bu şimdi daha 5 dakikalık hali. Bu bir de 2 saat sonra önümüze gelecek, o zaman bakacağız. Nerede ne yesek programından herkese merhaba. Evet, Bakırköy'deyiz, Abdülkadir Restoran'dayız. İçeride hummalı bir çalışma var. Zaten tabak seslerini duyuyorsunuzdur eminim ki. Çünkü öğle saati ve burada çalışanlar güzel yemekleri yemeye, tatmaya geldiler. Ben de şimdi içeri gideceğim Abdülkadir abimle. Bugün çok özel hazırlık yapmış bana. Onlara bir yavaş yavaş bakacağız neler yapmış. Çünkü bugün Kastamonu'ya özel simitli tirit, pastırmalı pide ve etli ekmek. Evet, etli ekmek biliyorsunuz Konya'da meşhurdur ama et ve ekmek yani her yörede meşhur olduğundan biz de Saç'ta yapılan Kastamonu usulü etli ekmeği hep beraber yiyeceğiz. Hazırsanız içeri gidiyorum ve nerede ne yesek başlıyor. Vay, selamlar. Hoş geldiniz. Abiciğim hoş geldin, sefa geldin. İyi hamdolsun abiciğim, hasrettiğiniz iyi. Özlemişim seni, göremiyorum o zamandır. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de sizi özledik Hakan Bey. Afiyet olsun inşallah. Gelin bugün de bir şu bizim Kastamonu'nun esas ana yemeklerini yapalım, hamur işlerini inşallah. Ondan bahsettim, o simitli tirit. Etli ekmek, pastırmalı bir de. Vallahi bugün kasaplık işimiz var mı? Vallahi yok. Bugün yok abi. Bugün ben kendi ellerimle sana et ekmek, pastırmalı bir de simit tiridi yapacağım. Tamam, Allah'a o zaman izlerse. Ne yapıyoruz? Yukarı mı çıkalım? Yukarı çıkıyoruz abi. Yukarı çıkıyoruz. Etlerimizi terbiyeliyoruz. Terbiyeliyoruz, hazırlıyoruz. Ondan sonra tatlara bakıyoruz. Gömüyoruz. Gömmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, evet. Buradan mı gidiyoruz abi? Böyle, buyurun. Hadi, buyurun Hakan Bey. Hadi bakalım. Ute vapa ute, ute vapa ute, ute vapa ute, ute ute vapa ute, ute vapa ute. Sevgili seyirciler, nerede ne yesek ekibi olarak birazdan size pastırmalı pidemizi yapacağız, etli ekmeğimizi yapacağız ve sonra aşağı inip simitli tirit yapacağız. Bu Kastamonu'nun özel yemeğidir. Ama şimdi burada bir pastırma var. Önce şunu soracağım. Bu pastırmanın bizim bildiğimiz Kayseri pastırmasından farkı nedir? Nerede bulabiliriz? Kilosu kaça? Abicim bak şimdi Hakan abi. Görüyor musun? Şuraya bak, bak ay, şimdi. Ay, ay, ay. Şimdi bak abicim, bak, bak. Bu tülbent gibi bir şeydir. Bu %100 doğal. 300 sene evvel Orta Asya'da nasıl yapılıyorsa, Kastamonu'da hala o şekilde yapılıyor. Bunlar vay, vay, şeylerde, bu Sayvanlarda,
asılır, kurur, tuzlanır. Daha sonra işte üzeri çimenlenir, yapılır. Bak bir tane ben sana vereyim abi şuradan. Bir tane bir bak ağzına, at abicim şunu bir ağzına, bak. Evet, müsaadenizle Nezaket ablacığım, bu nezaketsizliği yaparak. Şimdi Hakan Bey, bizim şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bizim Kastamonu'nun olmazsa olmazı, yani öne çıkmış iki çeşit pidemiz, bir de bizim simit tridi dediğimiz, işte böyle yani mantıya da andıran, ona benzer bir yemeğimiz var. Kastamonu yöresel yemeği değil mi? Yöresel, evet. Bu trit aşağı yukarı her yörede var. Bu tridine bandım diye bir türkü var. Ayaksı yani o var da mı? Olabilir, evet. O da olabilir. Tridine, tridine bandım. Evet, onun biraz işte, onun gelişmişi. Şimdi onları yapacağız. Bunlar bizim Kastamonu'da, mesela şu pastırmalı pide dediğimiz, Kastamonu'da içi evlerde hazırlanır. Pazar günleri fırına gider işte elin küçük çocuğu. Bunu yaptırır, gelir, bu öyle yenir. Of of etlekmek, of sevgili seyirciler. Etlekmek dediğimizde, etlekmek de evlerde hanımlar yapar saçta. Şimdi ikisinin de iç malzemelerini hazırlayacağız. Saçlara vereceğiz. Biraz sonra başarı tadına bakacaksın. Ondan sonra doğru Kastamonu'ya gideceksin. Bunları yemek için. Ama gerek yok. Bizim burada bunlar her zaman var. Abdülkadir abimizin restoranında evet, her şey bana var. Bana ödediğin zaman tamam. Gizem Hanım'la beraber hazırlayacağım sana. Allah yaşadık. Gizem çok midesi şey, yani Gizem Hanım, çok ya değil ama. Bir defa geldi hiç yemek yemiyor ya. Gelecek gece. Onu bak nereye getireceğim? Sana çorbayı getireceğim. Heh, tamam. Çorba günü yapalım seninle. İnşallah. Var mı inşallah. Güzel çorbaları? Oo. Of. Benim burası zaten 24 saat. Biz 24 saat? Tabii. Gece ben de biz... geceliğin 4'te geldim mesela. Kapıyı çaldım. Kim o diyeceğim? Abi en az 5-6 çeşit bu beyran çorbası Antep'in. Saygı kelle beyran, paça. Kelle paça. İşkembe. İşkembe. Mercimek çorbamız. Mercimek. Ondan sonra bu tavuk. Pilavımız. Tavuk çorbası, yayla. Pilavlar, yayla çorba, ezogelin. Evet, 4-5 çeşit yemeğimiz, kuzu tandırlar. Soğuk çorba, evet. Ayran aşı. Evet. Tamam. Yani güzel, öyle biliyorsun. Biz sabaha kadar öyle bir hizmette yeni başladık. Süper. Gerçi. Bir 3-4 ay oldu. İnşallah bir gün teşrif ederseniz Gizem Hanım'la. Bir şey söyleyeceğim, yazın mı çok çorba içiliyor, kışın mı? Kışın tabii değil mi? Vallahi kışın tabii daha çok. Sıcak olduğu için. Evet, sıcak olduğu için. Aman soğuk olduğu için, sıcak şey, olduğu için. Hava soğuk, şey sıcak. Kışın tabii daha peki, çok. Peki aynısı niye çay için geçerli değil? Mesela çay daha çok yazın içiliyor, niye öyle? Vallahi bilmiyorum. Bir yani. De harareti alır çaya, derler. Çaya hastayız abi, çay günde. Kaç bardak içiyorsun? Ben 20-30 sıra. Ama şimdi Kastamonu Rize sayılır. Evet. Değil mi? Damat da Rizeli benim. Rizeli mi? Rizeli. Oy, süper. Evet. Süper. Tamam öyle. Şimdi tamam pastırmeti okey. Ablacığım. Peki bu sucuk, kıyma falan ne? Onları şimdi tamam, abiciğim şey bu etlekmek için şu tamam. Soğan, sucuk ve pastırmamız da pastırmalı pide için hazırlıyoruz. Şimdi ben senin gözünün önünde yapacağız abi bunu. Harcını. Ay ne diyorsun abi? Siz istiyorum. De bakacaksınız. Ablacığım şu soğanı dök bakalım şimdi. Dök ablacığım. Şimdi buna tuz atılmaz bu harca. Niye atmıyoruz? Sucuğunu da dök. Dök sucuğu da. Şimdi Hakan Hanım, pastırma tuzlu olduğu için buna şey gerek yok. Gerekmiyor. Çünkü çemende tabii. Daha çok orada zaten önce şey var. Hafif kırmızı biberimizi atıyoruz. Tamam. At ablacığım. Oy. Yeter. Kimyonumuzu atıyoruz. Kimyon da bol mu? He. Kimyon biraz bol. Kokusu gelecek kimyonun. Oy. Şimdi az bir karabiber de istersen at. Çok az bir şey. Atmasan da olur. Allah şimdi Allah. Abi bunun rengi pempe olasıya kadar bunu yoğuracak. Pembe olacak. Pembe, hafif pembeye doğru gidecek yani. Vay. Sevgili seyirciler, Kastamonu mutfağını evinize getirdik. İşte gördüğünüz gibi Kastamonu abi, mutfağını... Bu pide inanılmaz olur. Bu çok güzel olur ama şu bunu... Şu an var mı burada aşağıda? Bunu, tabii, bizim menümüzde bu var. Döndü şimdi. Abi rengi döndü. Hakan abi şu pastırmaya bak ya Allah aşkına. Ver hadi ver, kıramam seni ver. Tamam. Madem kilosu 120 lira.
Ver bir 100 gram oradan. Al abi sana bir 100 gram. Bak abi şu kamerayı bak görüyor musun abi? Vay. Bak bak bir taraftan bir tarafa gözüküyor bak. Vay bakayım. Bakayım seni görebilecek mi? Vallahi görürsün. Vallahi görüyorum he. Yiyorum. Abicim afiyet olsun. Nezaket abla. Şimdi abicim biz bunu yoğurduk. Şu hazır hale geldi. Pastırmayı şimdi üzerine pastırmalarımızı atıyoruz. At abla pastırmalarını. Çünkü pastırma çok örselenmesin diye yani karışmasın diye veya hamur olmasın diye biraz böyle bohça şeklinde karıştırıyoruz. Hakan abi. At abi şöyle elimi koyayım. At abi şimdi. Oh tamam. Eyvallah. Şöyle yayıyoruz. Şöyle. Allah. Nasılsa biz yiyeceğiz. O yüzden tabii bakın hijyen önemlidir televizyonda. Kesinlikle ama tabii bu bizim yiyeceğimiz bir şey olduğu için zaten. Değil mi? Evet. Yoksa burada her şekilde hijyene önem veriliyor. O ayrı bir şey. Tabii. Zaten pırıl pırıl. Yani şurası resmen yağ bile kokmuyor. O kadar temiz. Evet. Şimdi, evet. Şimdi abicim dur bakayım ben kıvamını nasıl anlıyoruz? Artık karıştırdığımız zaman pastırmaların da göründüğü, soğanın kaybolduğu bir hale gelesiye kadar pastırma atıyoruz abi içine. Sen gırtlağına düşkünsün bayağı, yiyorsun bayağı he? He? Sen yemek de yiyorsun he? Abi yemek yeriz, yemeden olmaz. Yemek buldun ye, dayak buldun. Sıvış mı derler, aynen. Öyle bir laf vardır. Aynen. Var mı ağzı acaba evet, gibi böyle laf var? Evet. Bizde de derler ki erkekliği 10'da 10'un 9'u kaçmak. Erkekliğin 10'da 9'u kaçmak. 10'da 9'u kaçmak. Abla şimdi etrafını şu temizle. Şimdi bunu al. Şimdi abicim şöyle bir saniye abla. Bir saniye dur. Bir kere arkadaşlara göstereyim. Bak şimdi şöyle düzelt şuralarını. Tamam şöyle. Soğanlar yok oldu artık. Düzelt. Şöyle kaldır bir abicim görsün. Bak abicim. Bu şimdi bizim pastırmalı pidemizin içi. Bu buradan alınır, fırına gider. Böyle pastırmalı. Fırına koyuluyor. Yok. Hamur açılacak şey yapayım. Bu içi. Yukka açılır. İçi. Ha, tamam. Hayır, böyle pişirilmiyor ama değil mi? Yok, hayır. Tamam. Bu iç hazırladım. Tamam, ben o zaman nasıl lahmacun gibi ben fırına götüreyim. Fırına götüreyim bunu. Tamam. Şimdi fırıncı amca buyur. Abla şunu da alalım şuradan. Allah gelelim Allah. Et ekmeğe. Nezaket abla şimdi şu et ekmeğin içini hazırlayalım. Bu efendim bizim Kastamonu et ekmeği dediğimiz Kastamonumuzun kendine özgü saçla yapılan et ekmeğimiz. Şimdi Hakan abi bak bunun özelliği etin hafif bu kol kısmından yani tamam. Sırt kısmından olup hafif yağlı bir et. Rendelenmiş soğan, tuz, karabiber. Başka hiçbir şeye gerek yok. Tamam. Şimdi onu attık. Karabiberimizi atıyoruz. Karabiberi bol attık galiba. Evet, biraz kokusu gelecek yani yerken. Tuzumuzu atıyoruz ve yoğuruyoruz efendim. Abla sanki soğana biraz az gibi abla. Az daha bir soğan atsan. Tamam. Vay. Sevgili seyirciler, burada bir sanat eseri oluyor. Böyle bir şey yok. Vay. Bol soğanlı. Ne bu pidesiyle? Soğan kaybolur. Ne bu pidesiyle? Etli ekmek abicim. Etli ekmek. Bu etli ekmek. Bu Konya'nın meşhur değil mi esas? Konya'nın her bölgenin bir kendine has bir etli ekmeği var. Zaten evet. Etli ekmek en evet. Çok iki evet. Şey değil mi? Evet. Konya'nın etli ekmeği değil sadece. Evet. Her şehirde var. Herkesin usulü. Biz saçla yaparız bunu. Şimdi Nezaket ablam bunu yapacak. Bizi aşağı gönderecek. Biz de nezaketle yiyeceğiz. Allah yaşadık. Tamam. Şimdi Nezaket abla şu Azerbaycan'da ablana bir selam söyle. Belki seni duyar buradan. Duyar. Buradan tüm ablalarıma, akrabalarıma hepsine selam söylüyorum. Nahçıvan'da. Ne ailenizin adı ne? Nahçıvan'da. Nahçıvan şehrinde, Bakı şehrinde ne kadar akrabalarım varsa hepsine buradan selamlar. Soyadları ne soyadları? Nerelerdensin? Mesela ben Hatipoğlu Giller'den. Ben Aliyevler'denim. Aliyevler. Evet. Aliyev önemli bir soyad. Evet. Ben dur önümü ilikliyim ya. Yok. Aliyev Cumhurbaşkanı değil mi Azerbaycan'da? Evet. Vay. Efendim sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Nezaket Hanım çok naziksiniz teşekkür. Efendim. Teşekkür ederim beyefendi. Evet buradan o zaman Nahçıvan'a, Bahçeşehir'deki tüm Aliyev ailesine ve tüm Azeri kardeşlerine selamlar. Tamam mı bu? Evet. Tamam. Selam efendim şu olarak. Anda Hakan abi işlerimiz hazır. Yani tamam. Şu anda istersen bunları açılışını gösterebilirim ama o artık her
bir şeysi yok. Bir parti yiyişini gösterelim. Yemeğe bakalım. Yemeğe bakalım. Oldu efendim. Hamurumuzu zaten. Hamurumuz burada hazır. Aynen. Et ekmeğimiz, pastırma ekmeğimiz Ali gelecek. Ali Engiller'den Nezaket abla. Hah. Evet. Evet. Nezaket abla da 10 numara, müthiş anlaşıyoruz. Ondan devamlı böyle yeni yemekler, güzel. Ama bir şeyimiz var Hakan abi, bizim tezgaha koyduğumuz yemek böyle yöresinde çok tutulmuş yemek olacak. Böyle yani her yemek yok ya. Hiçbir özelliği bozulmadan olduğu gibi buraya getireceğiz. Süper. Yani hedefimiz o. Tamam. Biz kaçıyoruz yavaş. Peki, teşekkür ediyoruz. Nezaket abla aşağıda görüşürüz, sen hazırlayıp yollarsın bize. Çok teşekkürler. Ailene selamlar. Selam, sağ ol. Hadi bakalım, gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi yukarıda etlerimizi hazırladık, aşağı geldik ocağımızın başında. Evet. Sevgili Abdülkadir Usta'm bize Kastamonu'nun meşhur simit tiridini yapacak, değil mi? Abi simit tiridini, şimdi sana ben simit tiridini kendi elimden yapacağım. Tamam, bekliyorum. Bu şimdi simit tiridi bizim kış aylarında Kastamonu'da, daha çok çarşıda bir dükkan kaldı bunu yapan. Ben şimdi o sönmesin diye burada bunu da menüye koydum. Helal olsun. Sana kendi elimden yapacağım. Tadına bakacaksın abicim. Burada şimdi tamam. Bize lazım olan, bakın bu et suyumuz. Et suyumuz. Kastamonu'dan gelen bu bizim kel simit dediğimiz susamsız simit. He, bunu anladım. Şimdi buraya atıyoruz. Et suyunu atıyoruz değil mi? Et suyunu atıyoruz. Burada makarna kıvamına kadar bir haşlama süresi var efendim bunun. Makarna bunu kıvamına gelene kadar. Gelesiye kadar bir haşlayacağız bunları. Vay 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 vay. Sevgili evet. Seyirciler. Yavaş yavaş kemik suyunda mıydı bu? Et bu kemik suyu. Suyu efendim. Kemik suyu. Kemik suyu, et suyu. Et suyu. Şuradaki karışık çorba değil mi? O da efendim ben bizim sorarım. Ben her şeyi sorarım. Mercimek çorbası. Yok değil. O ne? Bizim çorbalarımızın suyu. Beyran, kelle paça, işkembe, bunların suyu. Bu efendim. Yandan seçiyoruz etleri. Evet, 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 evet. Geldiğinde evet. Çorba yapacağız zaten ha. Abi baksana burada çorbalara. Vay 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 vay. Oradan seçecek. Tirize dönelim ya. Tirize dönelim, o çorbaları bir gün yapacağız. Anlaştık. Özel olarak yapacağız abi. Anlaştık. Evet, tiritler şu an et suyunda, kemik suyunda yavaş yavaş yumuşuyorlar gördüğüm yumuşuyor kadarıyla. Evet, evet, evet. Makarna kıvamına gelesiye kadar yumuşayacaklar abi. Makarna kıvamı nasıl böyle hani? Yani kulak memesi falan diyorlar ya işte abi. Anladım, anladım. Şöyle yenidir hale gelecek tamam. Yani. Çünkü bunu biz hafif kurutuyoruz. Niye? Çünkü eğer biz bunu hamur şeklinde yapsak burada hamur olur attığımız zaman suya. Anladım. Bunun için de ağza gelmez. O bakımdan biraz şey yapıyoruz Hakan abi. Vay 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 vay. Allah Allah. Yani olmak üzere. Evet, şimdi abi şu tereyağımızı da kızartalım. Tamam. O bunu hemen şey koyalım. Kadar. Tereyağımızı kızartıyoruz sevgili seyirciler. Ateşimiz tereyağımızı orta, da kızartalım. Isıda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi dönerimiz hoş gelecek. Geldiniz. Hangi sarımsaklı bunun? Allah. O sarımsaklı. O sarımsaklı. Tereyağımız sevgili seyirciler gördüğünüz gibi eriyor. Halis mulis köy tereyağı. Evet. Öyle yalan değil. Markette, bakkalda bulamazsınız. Tereyağımız da Kastamonu'dan geliyor. Özel olarak geliyor. Evet. Kastamonu'dan özel tamam, olarak geliyor. Tereyağımız da oluyor. Tiridimiz şu an makarna kıvamına gelmek üzere. Başka ne kaldı? Abicim başka hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunlara tereyağısı, döneri gelsin. O döner de geldi. Efendim aldılar, şimdi bunu da biz bunun üzerine döner ilave edeceğiz. Ama kavrulmuş kıyma da yapabiliyoruz. Döner de ilave edebiliyoruz üzerine. Biz burada döneri tercih ediyoruz. Hem Kastamonu'nun tamam. Döner lezzetini alsın misafirlerimiz diye. O hafif suyundan olacak mı? Tabii ki. Az bir şey. Şimdi bu oldu Hakan abiciğim. Tamamdır. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle. Sevgili seyirciler, tiritlerimiz kemik suyunda, et suyunda yumuşadılar. Makarna kıvamına geldi. Şimdi tabağımıza koyduk ve birazdan üstüne hafifçe tereyağı, döner ve sanırım yoğurt dökeceğiz. Doğru mu? Evet, evet efendim. Vay 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 vay. Şunu da biraz şöyle derya yapalım. Derya kuzusu bunlar. Yok, derya kuzusu değil bunlar. O balık içindi, pardon. Değil mi? O balık içindi. Evet. Kastamonu'da tamam. Şimdi abi de bunu böyle yaparlar. Tabağı ısıtırlar yani soğumasın diye. Ooo.
Taktiğe bak sen. Evet, tabak sıcak olacak Sayın abiciğim. Sevgili seyirciler, bakar mısınız? Bir bakın hamurumuz oldu. Tereyağımız? Tereyağı da olmak üzere. Şimdi şeyimizi alıyoruz. Bakın yakalım tereyağı şöyle. Pişt. Abicim. Şöyle yoğurdumuz, sarımsaklı yoğurdumuz üzerimize geliyor. Ya, sarımsaklı mı o? Tabii, hafif sarımsaklı. Güzel. Yoğurdumuz. Bu tereyağı da abi kokuyu verecek. Yani şu anda daha o olmadı. Ha, biraz bu? Daha böyle o şey kokuyu verecek diyorsun. Tereyağı tabii, tereyağın mis gibi kokusu. Yanınca böyle bir kokusu vardır ya böyle. Evet. İşte evet, yavaş yavaş o kıvama gelmek üzere. Tamamdır. Abdülkadir abimin hamarat elleri şu an kendi restoranında. Ya abi şu yemek var ya. Geldi, koku geldi. Tamam. Şu yemek bile yani çoğu şeye bedeldir yani. Bak, sence bu tamam. Ya abi olmadı. Niye? Kokuyor abi, ama. Hafif sarılacak. Hafif sararması lazım. Vay 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 sevgili seyirciler. Kastamonu'nun özel simit pirdi şu an. Tereyağı hazırlanıyor. Birazdan soframıza gelecek. Bunun yanında ne yiyeceğiz? Etli ekmek ve pastırmalı. Etli ekmek, pastırmalı pide. Bizim cacığımız ve eşiyle beraber abi süper bir şey olacak. Sana tattıracağım. Tamam. Sana daha burada tattıracağım. Soğutma. Tamam. Hadi o zaman. Allah Allah Allah. Yani olmuyor. Şöyle diyeyim size, Bakırköy'de otursam 130 kilo olurum herhalde. İlki Göztepe'de karşıda oturuyorum. İyi ki burada oturmuyorum. Vallahi bakma tereyağı şey... kızmıyor ya. Allah Allah. Kızdı abi, daha ne kızsın olmadı ya. Olmadı abim ya. Baksana kızardı bile. Tamam, bir saniye, iki saniyesi kalmış abicim. Hakan abi tam kıvamında. Bak deminden hani o... Bu, şimdi, tam olmadan yapamayız. Şimdi. İşte bu kadar da doğrucu Davut. Yani Davut olacakmış ya da Abdülkadir koymuşlar. Ya... O sarı olsa ne olur, kırmızı olsa ne olur? Yoo, olmaz. İlla Allah böyle olacak. Allah ya. Jos diyecek. Şey. Jos diyecek. Jos diyecek. Evet, Jos dedi mi bakalım? Bak. Vay vay dedi vay, abi, vay, dedi, vay vay vay. Dedi vallahi dedi Jos. Evet, dedi. Ocağımızı kısıyoruz. Bu tamam, onu kapatıyoruz abicim. Kapandı mı? Kapandı. Şimdi dönerimizi mi alıyoruz? Şimdi alıyoruz. İşte bu. Sayın seyirciler, işte... Kastamonu Tiridi döneriyle maşa var burada, istiyorsan daha rahat koyarsın. Dur abi şöyle artık başladık böyle bitirelim. Ben olsam ittire ittire koyarım ayrı. Ha, öyle de olabilir. Öyle ama de sen olabilir. Bayağı sanat eseri hazırlıyorsun. Öyle de olabilir abim şöyle. Allah. Şimdi et suyundan da üzerine biraz takviye yaptık mıydı? Abicim bu tamam. Tamam bu tamam. Bu tamam. Şimdi şöyle tamam. Hakan abi. Müthiş. Bak. Hakan abi bak. Şimdi şu kırmızı bir atar. Bundan şöyle bir süsleme. Ondan sonra şuradan da o lezzet verecek çok ya, hafif, alttan, çok alttan lezzet alacağız ya abi, suyun lezzet tereyağını. Allah, gösterebilir miyiz bir sevgili seyircilere? Abi göster işte. Sevgili seyirciler, acımızı da koyduk çok az. Evet, gördüğünüz gibi Kastamonu Tiridi. Kastamonu Simit Tiridi. Simit Tiridi. Hemen tadına bakıyorum. Evet, Abdülkadir abi çok ısrar etti. Abi, dur ben vereyim. Tamam, çok az tadına bakacağım ama esas masada yiyeceğim. Aa bak şimdi sen belki ama çok sıcak yanmayayım ha. Usulünü bilmezsin belki de onun için ben sana vereceğim abicim bak. Ben. Yanmam değil mi? Yok. Hadi bakalım. Çok güzel. O da senin. Ben masada yiyeceğim esas. Öyle mi? Tamam, tamam abicim. Tamam abicim. Hadi buyurun. Yavaş yavaş masaya geçelim. Geçelim abi. Ve simit tiridimiz. Pastırmalı pidemiz ve etli ekmeğimiz. Etli ekmeğimiz gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi buyur abiciğim. Hadi bak.
efendim her zaman söylüyorum, nerede ne yesek en keyifli kısmına geldik. Şimdi bizim o hani kasaba gittiğimiz, burada yukarıda terbiye ettiğimiz ürünler şimdi efendim yavaş yavaş soframıza geldiler. Birazdan zaten Abdülkadir abi bana uzun uzun anlatacak. Hatta Kastamonu'dan bugün çok bahsedeceğiz. Ama onun dışında sofrada neler var bir söylemek istiyorum. Sağımda gördüğünüz gibi pastırmalı pidemiz. Kastamonu pastırması çok değişik, evet. Çok lezzetli. Ortada gördüğünüz gibi simit tiriri. Bu da Kastamonu'nun özel bir lezzeti. Evet, şimdi hepsini anlatacak zaten Abdülkadir abim. Ve burada da iki adet ekli ekmeğimiz var. Şimdi bu nedir? Bu arada cacık değil mi? Bu da cacığımız efendim. Cacığımız. Abdülkadir abi bu da şerbetimiz. Meyve suyumuz, şerbetimiz diyelim. Eşi. Ağzımızın tadı değişsin evet, diye aldık. Evet, evet. Ve şimdi sen bana yavaş yavaş anlatmaya başla. Çünkü benim ağzım suları akıyor. Evet. Duramıyorum. Hangisinden başlayacaksın? Hakan Bey şimdi bu gördükleriniz bizim Kastamonu'da geleneksel olarak en çok tükettiğimiz hamur işlerinden pastırmalı pidemiz, etli ekmeğimiz ve kışın özellikle yaptığımız bu simit tiridi. Başlayalım mı simit tiridi? Şimdi başlayalım. Nasıl yenir bu? Simit tiridi efendim, bunun altı et suyu, sarımsaklı yoğurt ve bizim kel simit dediğimiz Kastamonu'nun bir simidi vardır. Hı-hı. Onu haşlıyoruz biz böyle makarna kıvamında. Şu mu? Kıvamında. Şu altta çıkan evet, simit mi? Bakın sevgili seyirciler, işte Kastamonu evet. Simidi. Evet, şu an etin olacak. Altında. Yalnız abicim bak onu da şimdi o kaşığa hem su gelecek hem et hem hepsi beraber. Beraber yani. Tabii. Ama sen dönerleri o kadar bol koymuşsun ki. Maşallah elim bol. Böyle yiyebilir miyim şimdi o zaman? İyi mi? Evet abi. İzninizle yiyorum. Simit tiridiyle başlıyoruz. Çok lezzetli ya. Abi nefistir bu. Bunu şöyle suyuyla beraber abi al ağzına bak. Mesela bu yemeği soğuttum anlamı yok değil mi? Hı-hı. Sıcak yiyeceğim. Tabii. Ben bakıyorum. Abi olmuş yani. Gayet abi on numara olmuş ya. Bunun vallahi. Üzerine biz burada döner koyuyoruz. Kastamonu'da da hem döner koyarlar bazen de kavrulmuş kıyma da konabilir yani. İki türlü üzerinin şeysi var. Çok güzel. Evet. Tiridimizin tadına baktık. Abi, bu Kastamonu yemeği değil mi özel? Bu abi Kastamonu yemeği. Bak vallahi bir tane daha alıyorum çünkü hakikaten lezzeti güzel olmuş. Gerçekten çok iyi. Bak 10 numara 5 yıldız. Afiyet olsun. Yani Kastamonu mutfağının bu kadar zengin olduğunu yani aslında şöyle bir şey bak. Akgün Akova diye bir şair var. Onun bir şiiri var. Üsküdar'a kadar Kastamonu diye bir cümle var şiirin içinde. Evet. Üsküdar'a evet, kadar evet, Kastamonu. Evet, evet, mesela ben bunun anlamını araştırdım. Şu demekmiş. Eskiden daha doğrusu Osmanlı zamanında Kastamonu eyaleti bravo. Üsküdar'da içine alacak kadar büyük bir yermiş. Evet. Efendim, yani evet. Düşünün şu anki Kastamonu'dan Üsküdar'a kadar olan bütün Karadeniz ve İstanbul'un şu anki Anadolu yakası coğrafyasını düşünün. Hepsi Kastamonu'ymuş. Şimdi bu hepsini içine alıyor. Bolu, İzmit, Bilecik, evet. Sakarya, şu anki İstanbul'un Anadolu yakası. Evet. Bu kadar büyük coğrafyada bu kadar güzel yemekler tabii çıkması ki. Da. Zaten bizim şehzadeler falan hep Kastamonu'da çok Osmanlı İmparatorluğu'nun şehzadeleri yaşamış. Evet. Yani çok eski bir uygarlık Kastamonu. Tabii bu yemeklerin de şeyler de tabii kültürle alakalı ve kendine has. Daha çok işte hamur işi ve et üzerine. Tabii bizim dolmalarımız, zeytinyağlarımız falan da var ama biz tabii et sevdiğimiz için. Soğutmayalım. Pastırmalı pidemiz efendim. Bunu çok özenerek, bözenerek abicim, yaptık. Abicim bu da bizim pastırmalı pidemiz. Şuradan şöyle keseyim abicim. Tamam. Şöyle. Hı-hı. Bunu şöyle elinle dürerek yemeli abicim. Abi, şöyle bak. Mi? Evet abicim. Allah. Evet. Sevgili evet. Seyirciler. Pastırmaya bak, bakar mısınız? Yiyorum izninle. Abicim afiyet olsun. Bir tadına bakın bakalım. Nasıl olmuş bir de. Abi bu işte bizim Kastamonu'nun artık şeysi. Ne derler onun adına? Çok güzel. Çok güzel. İzninle bunu, şu kalanı, şu masada bir turist çift gördüm. Onlara götürmek istiyorum. Olur mu? Tabii ki. Ha? Tabii ki. Tabii. Tamam. İkiye bölelim de. Ha öyle yapalım. Yesinler ha. Aman hesabımı istiyorlar. Bakıyorum da.
Bir yandan dur, hemen götürüp geliyorum. Hemen götürelim abiciğim. Allah Allah. Turistlere Kastamonu'muzu güzel anlatalım. Hadi bakalım. Abi izninle götürüyorum şunu. Abicim bir yesinler bakalım. Yorum alalım sonra. Yorum alalım, alalım aynen. Where are you from? We are from Iran, but living in London. Ah, really? London. Which part of Iran? Tahran, well, Shiraz, basically, Tebriz. Basically, I'm born in Tabriz, but we live in Tehran. Tabriz, there are thousands of Turkish people, as I know, huh? We are originally from Azerbaijan, Iran, Azerbaijan. Super. But we live in London, and we are great. We are happy to be here. Okay. Seeing Turkish people as a friendly like yourself, very, very polite. Thank you so much. We want to thank you. And thank you. This is something special of this restaurant. You know pastırma? No, we are learning about the food. Please try, just try. Thank you so much. Okay. Thank you. Did you like it? So nice. Really? Fantastic. Thank you. Efendim. Vallahi bayıldılar beyefendi. İranlıymış aslında. Öyle ama mi? İngiltere'de yaşıyormuş. Ha. İngiltere'de tabii herhalde bu tip yemekler çok yok. Gördüğüm kadarıyla bayıldı zaten. Oradan baksana nasıl yiyorlar. Vallahi. Ama gerçekten çok lezzetli ve şimdi şöyle diyeyim sana abi. Biz şu an bu çekime başlarken beyefendiyle aramızda bir farklı bir elektrik oldu ve selamlaştık. Ha. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Ama çok güzel bir elektrik oldu. Evet. Ve sordum, menü musun dedim buradan dedim. Çok güzel dedi, yemekleri çok güzel dedi. Şimdi bir Türk olarak yabancı birini, hani bir İranlı, İngiltere'de yaşayan birini, iki kişi, bu memnuniyeti benim için çok değerli. O yüzden ben sana bunun için teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Abi işte bizi de zaten bunlar yaşatıyor. Değil mi? Ne büyük bir mutluluk. Tabii. Yani. Bizim buraya misafirlerimiz geliyor. Bazen benden mesela resim çektiriyor adam. Yemeği o derece beğeniyor. Ya diyorum ondan sonra yani o derece. Yemeği beğeniyor ama senle mi resim çektiriyor? Benden resim çektiriyor giderken. Allah değişik vallahi oldu bu ya. Evet abi yani bu kadar seviyor yani. Ne güzel, ne güzel. Bu işte yani bizim de zaten öyle olması lazım. Yani bir insan yaptığı işin en iyisini yapması lazım. Güvendiğini tabii yapması. Ben şimdi mesela sizin önümüze çıkartıyorum yemeği veya pideyi. Ben ona güveniyorum yani. Ona illa ki 100 kişiden 99'u beğenir yani. Aynen. Beğenir. Ne güzel ya. Yani böyle işte işini severek yapıyorsun, evet, arkasındasın. Evet, evet. Güzel ürünler, insanlar mutlu. Bu çok güzel bir şey. Burada garsonlar mesela yüzünden gülücükler yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani severek işimizi yapıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz yani. Hizmet. Aynen. Bu arada bayağı yedik yani. Bakar abi. Afiyet olsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bana bir şey diyorsun da senin öndeki nerede? Benimki gitti. Ben yedim. Bitirdim. Nereye gitti? Nereye? Yani sen turistlere şey yaparken biz onu bitirdik. Bitirdim. Şimdi abi şimdi bunlar biraz soğudu. Şimdi bir tane yeni böyle esas şimdi bunun özelliği, bu et ekmeğin özelliği. Sıcak mı? Tabii. Saçta olur. Aynı çiğ börek gibi. Hı hı. Bu yani çiğ böreğin hatta saçta yapılan şekli gibidir biraz. Ne yapacağız? Bir tane daha mı gelecek? Şimdi sıcak. O gelir. Gelir. Gelir abicim. Sen şunu... Tirit'ten alayım bir parça. Alalım, alalım. Bir türkü var Tiridine Bandım diye. Onu yukarıda o bizim, sormuştum. Bizim Tosya'da abicim. O Tosya türküsü. Tiridine Bandım. Muhtemelen ismini buradan almış olabilir yani. Yalnız Hakan abi onun bak orada suyu var. Suyuyla beraber yemen lazım. Su suyu. Hıh. Hı. Şimdi oldu işte. Biraz hafif bir su olacak yani. Müthiş. Her şey çok güzel. Vallahi işte böyle devam ediyoruz Hakan abi. Şu da bizim çocuğumuz. Bunu da belki tadına bakarsın. Hı hı hı. Bir de bana bir bak bakalım abi. Ne var şimdi cacığın içinde? Çok saçma bir soru ama. Abi biz biraz da domates falan içine ilave ederiz. Sarımsak, domates. Yemeklerimiz böyle şey olduğu için, biraz hamur işi olduğu çok için. Güzel. Biraz daha ayrana yakın bir kıvam. O tam yoğurtlu değil de o şekilde
yaparız. Hı-hı. Gerçekten. İşte hamur işlerimizle beraber işte. Bu da şimdi bu etli ekmekten hikayesi şöyle. Bu etli ekmek de bizim Kastamonu'da yine misafirlerimiz geldiği zaman cumartesi günleri, pazar günleri ama bahçede ocak yakılır. Saçta bu yapılır. Hı hı. Bu saçta birer tane yapılır. Yani iki kişi oturur mesela. Hop, o iki kişi doyar. Ondan sonra bir iki kişi daha. Saç kapandı denir yani. Çok güzel ya. Şeyde. Vallahi gerçekten çok güzel. Yani bu şimdi et ekmek başladığı zaman mesela saat sabah 11'de falan başlar. Saat 3'e 4'e kadar artık kalabalığa göre. Sürekli. İki kişi oturur, yer öbür iki kişi oturur falan. O şekilde öyle bir adetimiz var yani. Süper, çok onu da biz işte burada yaşatmak için bunu da biz yine misafirlerimize sunuyoruz. Böyle harika. Gidiyoruz işte. Harika. Şu an bir an önce etli ekmeğin gelmesini bekliyorum sevgili seyirciler. Abdülkadir abi dedi ki, evet bunlar çok güzel ama bu sıcak yemir dedi. Ekleyeceksin dedi. Yani şu an hayatımın en zor dakikalarını yaşıyorum. Önümde iki tane. İnanılmaz etli ekmek duruyor. Şimdi, ve ben burada hiçbir şey yapamadan böyle oturuyorum. Yani Abdülkadir abi ne diyorsa o tabii ki ama beklemek de kolay değil. Safira Gözlüğün sunduğu Nerede Ne Yesek devam edecek. Safira Gözlüğün sunduğu Nerede Ne Yesek devam ediyor. Dönerin bu kadar meşhur olması, sevilmesini neye bağlıyorsun? Abi dönerde de şöyle bir özelliğimiz var. Biz döneri kuzu eti ve dana etiyle karışık olarak yapıyoruz. Yani aşağı yukarı yarı yarıya bir kıvamda. Neden yapıyoruz. Mesela kuzuyla dana? Bunun özelliği de şu. Yani bu o kuzu eti biliyorsunuz çok müthiş bir lezzet. Ama bunu bütün bizim herkes tabii bunu bu şekilde bu kadar koyamıyor. Çünkü bir kuzuda bir koku oluyor. Ağır koyun geliyor. Koyun kokusu. Ama bizim kuzularda o size devamlı bahsettiğim şey işte biz burada faydasını görüyoruz. Kuzu eti kokusu olmadığı için bizim dönerimize sade lezzet veriyor, koku vermiyor. Süper. Ve bu da işte Anadolu'da daha tarihimizde Anadolu'da işte Erzincan, Kastamonu, Trabzon, Rize biliyorsunuz hep oralarda mesela misafirler gelir ya işte Trabzon'da bir döner yedim nefis veya Sivas'ta, Erzurum'da falan. Anlatırlar. İşte bu döner. Biz onu hiç bozmadan İstanbul'a getirdik. Süper. Yapıyoruz ve misafirlerimizden de övgü alıyoruz. Çoğu da aman diyor hiç sakın abi bozma aynen böyle devam et diyorlar. Kaç kilo döner sarıyorsun günde? Biz döner aşağı yukarı bir 50-60 kilo 50-60 civarında şeyimiz var. Bitiyor değil mi? Tabii ki. Çok güzel. Bitiyor yani günden güne de talebi artıyor yani. Çok güzel, çok güzel. Artıyor. Gerçekten çok keyifli. Sevgili seyirciler bu arada hatırlatmak isterim. Eğer siz de programımızda yer almak istiyorsanız aşağıda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından bizlerle yani Nerede Neyse ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. İşte gördüğünüz sosyal medya hesapları aşağıdadır. Bunu da hatırlatmakta fayda var diyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Efendim, abi geldi bak. Etli geldi. Ekmeğimiz de geldiler. Şefim teşekkür ederiz. Şöyle alalım mı onu? Şimdi Hakan abi bak. Niye buyur sen abi. Şimdi? Ben sana şimdi bak şimdi şunu bir tat abi. Bu sıcak mı şu an? Niye seni çıktı. Beklettim anlatacağım sana şimdi. Elim yandı ya. Şimdi anlatacağım abi. Şimdi şunu. Ama ben soğuğunu yemeden sıcağının ne kadar lezzetli olduğunu ondan da anlayamam. Ondan vereceğim şimdi. Tamam. Sen göreceksin. Tamam. Farkı evet, fark edeceğiz. Önce çok sıcak ama. Bunun için ne yapacağım? Sulu olması lazım. İçinin sulu olması lazım. İstersen biraz açabilirsin abi. Çok sıcak da olabilir şu anda. Bir şöyle içine bakayım merak ettim. Bu işte yukarıda içini hazırladık. Soğan, şey. Bak sulu. Görüyor musun abi? Evet. Neden öyle oluyor? Bu çünkü ocakta saçta iniyor ya abicim. Saçtan indiği anda bütün buharı içinde, suyu içinde, bütün lezzet içinde. Yiyorum o zaman. Tabii.
Aman ağzını yakma abicim. Ağzın yanacak ama. Bunun özelliği bu. Biraz ağzınızın yanması lazım. Yok böyle bir şey. Hakan abi, su akar ağzına. Şimdi bak abicim, şimdi seni beklettim ben. Niye beklettim? Şimdi soğunu yiyeceğim. Buyur abi, şimdi bunu yeseydin sen bir daha buraya gelmezsin. Hesap lütfen. Gördün mü abi? Yemin ediyorum farklı. Niye beklettim abi seni? Ya böyle bir şey senin? Yok gerçekten. İnanılmaz. Yani işte lezzet buralarda gizli. Hakan abi, bizim işimizin inceliği bu. O kadar ben şimdi bunu ki, gelen misafire... Bunun içindeki su ağzıma aktı, burada katı bir şekilde gitti evet, yani. Şimdi gelen misafire bunu sunduğun zaman ne senin yörenin tanır, ne seni tanır, tabii, yemez. Ama şimdi bak bunu verdiğimiz zaman abi, bunu ya burada bir etli ekmek vardı diye tekrar buraya gelirsiniz. Aynen. Vallahi eline sağlık. Ya Abdülkadir abi. Bugün yine... Hakan abi şu anda bak bu programda en sevindiğim yer ne oldu biliyor musun? Şu ikisinin arasındaki farkı size göstermek. Çak. Vallahi bak. İşte bu. Bence merak bu işte yani. Doğru doğru. Şimdi şunu da mesela bu yenir, yenmez mi yenir. Fakat bu taze ve sıcak ocakta dinmiş hali müthiş. Sana şeyi soracaktım, bu Kastamonu ismi nereden geliyor? Bir efsane duydum ben, doğru mu sence o nedir? Abi bu Kastamonu ismi nasıl geliyor? Bizim Kastamonu'da eski Rum İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluk var. Onun kızı bizim bir Türk subayına veya işte aşık oluyor. Türk askerine aşık oluyor. Aşık oluyor. Babası da bunu vermiyor falan böyle filan derken en sonunda kızını Kastamonu Kalesi'nden atıyor aşağıya. Kızın da ismi Moni'ymiş. Kastin neydi Moni'ye diye Kastamonu... Çünkü galiba şey yapıyor değil mi? O subayı sevdiği için kalenin anahtarını ona veriyor. Veriyor. Ondan sonra Türkler baskın yapıp evet, kaleyi fethediyorlar. Ondan sonra kızını öldürüyor. Evet. Aşağı atıp ve diyor ki hani bana kastın neydi Moni? Evet. Evet, diye evet, o günden evet, bu yana evet. Kastamonu olarak değişiyor. Değişiyor. Bir de sizin takımın tezahüratı vardı. Kastamonu, dep. Ne o? Abi onu pek sevmiyor. Ya biz şimdi dep derken şöyle, bizim bir Kastamonu ağzı var. Tamam. Şimdi biz D'leri mesela bizim konuşma şivemiz şey, dep deriz biz. Yani tep var. Tekmere gibi. Hani Kastamonu, yani Kastamonu topa tekme at gibi. Tekme at diyeceğine dep diyor adam. Onu şimdi artık bizden biraz gırgır geçiyor yani. Kastamonu dep falan diye. Yani ama tabii Kastamonu öyle bir şey değil. Kastamonu bütün uygarlıklara öncülük yapmış, beşiklik etmiş. Şu anda da yani şansı son derece açıldı. Ankara'yı, İstanbul'u Kastamonu'ya bağlayan tüneller yapıldı Ilgaz Dağı'nın altına. Yakınlaştırdı mı çok? Tabii abicim. Şu anda Ankara 2 saat, İstanbul 4 saat, Ilgaz kayak tesislerimiz 3 saat. Çok güzel. Tabii. Ondan Kastamonu'da konaklar, o Safranbolu'daki hava aynısı Kastamonu'da da var. Müzeler de çok güzelmiş. Müzelerimiz, tabiat, ya işte Hakan abi seni getireceğim göreceksin. Tamam, o zaman geliyorum. İnşallah gideceğiz abi. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Abiciğim biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Keyifli bir program bizi, oldu. Bizi onore ediyorsunuz. Bizi sevindiriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizi doyuruyorsunuz. Evet. Muhabbetinizle de mutlu ediyorsunuz. Sağ olun. Esas biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, siz de programımızda yer almak istiyorsanız aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bizlerle bağlantıya geçebilirsiniz diyoruz. Ve sevgili Abdülkadir abiye çok teşekkür ediyoruz bugün. Çünkü yine çok güzel yemekler yedik. Hem karnımız doydu, hem gözümüz doydu, hem de sohbetle muhabbetimiz birbirimizi mutlu etti diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Aynen. Ben teşekkür ediyorum. Efendim. Haftaya tekrardan Nerede Neysek programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
Safira Gözlüğün sunduğu Nerede Ne Yesek sona erdi.